Ablam nerede kaldı annem? Gelir şimdi kızım, uzak yol anca. Birazdan girer içeri, istifa ettim diye. O yol var ya, adamı canından bezdirir, bıktırır, Herkese iyi akşamlar, afiyet olsun. Aa, hoş geldin. Hoş geldin. Nasıl geçti ilk günün abla? Gayet iyiydi. Çalışmak bana çok iyi geliyor. İş yerim biraz uzakmış İpek. Evet, Edirne sınırına doğru. Vallahi Almanya sınırında da olsa fark etmez. Kurt gibi acıktım, gidip tabak alayım ben. Pazartesi geri iade etmem kaydıyla sizden bir miktar nakit istirham edecektim. 500 milyoncuk kadar, ben pazartesi onu hemen şey yapacağım, size geri şey yapacağım. Bilirim, kesin ödersin de maalesef yok evladım. Hay Allah, bu aralar nakitliğe de çok sıkışmıştım. Yani karşılıksız çek vermekten hapse girmek de var işin sonunda değil mi babacığım? Önemli değil canım, birkaç yıl kafanı dinlersin. Sakin olur hapishane. Birazdan avukatım da gelecek. Kendisi yakından görür bıyık faciasını. Haberim olsaydı ben de avukatımı çağırırdım Mehmet Usta. Yakından görürdü bu inat keçisini. Bu gelenin benim avukatım olduğundan eminim. Herhalde gerçek bir bıyık düşmanıdır. İyi akşamlar efendim. Aa, hoş geldiniz, buyurun buyurun. Senin avukat da bıyıklı. İyi akşamlar, afiyet olsun efendim. İyi akşamlar. Bu avukat falan değil, resmen Kadir. Aa, yok canım, benzerliktir çocuğa. Davanıza inanmıyorsanız sizinle çalışamam. Aman ne güzel, çalışmazsan çalışma. Ben çalışırım o zaman. Hem zaten benim bıyıklı bir avukata ihtiyacım var. Benimkinin bıyığı yok. Madem öyle ne yapalım? Hayır, o bizim avukatımız. Hayır, ben daha bırakmadım. Sen 500 vermiştin değil mi? Ben 700 veriyorum. Bu durumda taraf değiştiriyorum. O zaman ben daha fazla veririm. Ne verirse iki katı. Üzgünüm Müjgan Hanım. Bırakmayın Müjgan Hanım. Ay, bırakmıyorum zaten. Köşeye döndün oğlum Kadir. Özgür bıyık hareketi engellenemez. Bırak seni avukatımız. Hayır, onu ben tuttum bir kere. Hayır, ben bizi tuttum. Kadir. Hürmetler, merhabalar babacığım. Haklıymışsın, Hülya Kadir'miş bu. Ben malımı bilmez miyim? Hemen paramı geri verin. Benimkini hemen geri ver. Ben size danışmanlık hizmeti vermiş bulunmaktayım. Bunun karşılığı olan likidi demi de aldım. Hepinize hürmetler. Yalancı! Gelmeyeceğim. Ne diyeyim? Acıyı tatlıyı en son baba duyar. Hayatın anlamı bir boşalır bin dolar çocuklara. Çocuklar bir sütün insanı yorar. Gizliyi saklıyı, haksızı haklıyı, acıyı tatlıyı en son baba duyar. Made in Turkey. Yar saçların lüle lüle, yar benziyor beyaz ya, güle. Şükran. O gül... Efendim canım. Ne yapacağız? Neyi ne yapacağız?
Ya Sinan'la Müjgan'ı diyorum. Yarın mahkemeleri var. Göz göre göre boşanacaklar. Ay evet, bir bıyık yüzünden onca senelik evlilik bitiyor ha. Yani bu bizim Sinan'da da ne keçi inadı varmış, hayret doğrusu. Ya Müjgan? Nuh diyor, peygamber demiyor. Hakimin de bıyığı olsa bari. Belki acır bizim Sinan'a da boşamaz, gidin bir daha düşünün der. Ya feminist bir kadınsa hakim? Ay vallahi boşamakla kalmaz, oracıkta Sinan Bey'in bıyığını yoluverir. Hadi Hulya, hadi minik kuşum, hadi güvercinim, mavi şelim, sarı kanaryam, kara kartalım hadi. Israr etme Kadir. Annemlerin biriktirdikleri parayı alamam. Yani 3-5 kuruş varsa da o da zaten kara gün parası. Ama Hulya, şu anda karşılıksız çekim mahkemede. Eve haciz gelmesi an meselesi. Ne? Evimize haciz mi gelecek? Saçmalama Hulya. Ben bizim evimize haciz getirtecek bir adam mıyım? Öyle dedin. Evimize haciz gelmesi an meselesi dedin. Ama bizim eve değil, bu eve. Sana inanmıyorum Kadir. İnan Hulya, inan kuşum. Ben şu Sinan'ın kaldığı otele gideyim de bir bakayım. Git tabii git. Söyle ona o inadından vazgeçsin. Bu akşam son akşam karar vermesi için. Vallahi ben artık söyleyeceğimi söyledim. Daha fazla konuşamam. Benim maksadım adamcağız rahatlasın, üzülmesin. Üzülsün efendim. 20 küsur yıllık evliliği iki tane tüy yüzünden bitiriyor. Üzülsün biraz. Hadi hadi. Sen örgünü ör, yemeğini yap. Karışma öyle milletin kılına tüyüne. Ha, bana bak. O bizim damat yine paraya sıkışıkmış. Sakın bizim paradan koklatayım deme ha. Merak etme canım. Ben paramızı hortumlattırır mıyım? Aa. Sen yufka yüreklisindir, dayanamazsın. Bak eğer parayı kaptırırsan böyle göbeğime kadar sakal bırakırım. Sonra sen de Müjgan Hanım gibi çıkamazsın milletin içine ha. Bozuşuruz. Hadi canım hadi. Ben de o hortumcuya para kaptıracak göz var mı ha? Ben olmasam... Sadece haciz gelse gene neyse. Bir de kocanı hapse atacaklar Hulya. Hapse mi? Evet. Ben orada bir sürü hırsızla, katille, hortumcuyla aynı koğuşu paylaşacağım. Onlardan birinin sinirine dokunsam kesin beni tuvalette şişlerler. Ki ben kesin sinirlerine dokunurum. Çünkü gıcığım ben. Abartma Kadir. Ne ölmesi? Hayır, ben bir köşede öleceğime üzülmüyorum. Ben yetim kalacak yavrumuza, dul kalacak karıma üzülüyorum. Benim hayatım zaten değersiz. Ben onlara iyi bir hayat sunamadım ki. Sunamadığım için ben ölmeyi zaten çoktan hak ettim. Ama keşke bir 500 milyoncuk bulabilseydim. O zaman borçlarımı öderdim. Yavrumuz da baban nerede dediklerinde hapishanede şişlendi demezdi yani. Of Kadir, of, of! Nereye Hulya? Annemlerden para istemeye. Boş ver Hulya, isteme. O gariban insanların paralarını almaktansa ben sefil bir şekilde ölmeyi tercih ederim. Ama madem bu kadar ısrar ediyorsun, yapacak bir şey yok. Anne. Efendim çocuğum. Anne, paranız var mı? Hani böyle kıyıda köşede falan ha? Var çocuğum, ne olacak? Anne. Kadir'in bir çeki karşılıksız çıkmış. Yani hapse girip şişlenme ihtimali var. Bak çocuğum, baban hiçbir şekilde para vermeyeceksin dedi. Fakat anneciğim, ben bir hafta içinde geri iade edeceğim şeyimizi, yani paranızı. Hem sonra siz istemezseniz babamın haberi bile olmaz. Çünkü en son babalar duyar. En son duyar belki ama mutlaka duyar. O Amerikan casus uçakları gibidir. Her şeyi öğrenir. Ama anne... Kızım. Ben cesaret edemem. İstiyorsanız gidin babanızdan kendiniz isteyin. Ama fakat lakin anne... Dinlemiyorum çocuğum. Ama elinizi bir vicdanınıza koyun anne. Dinlemiyorum dedim. Bak dinlemiyorum. Yüksek anne. Yüksek tepelere in. Burada sen. Anne. Efendim çocuğum. Bu akşam dershaneden bir arkadaşım geliyor bizde kalmaya. Derya mı? Hı-hı. Annesiyle babası evde yok. Yalnız kaldığı zaman korkuyor, o yüzden çağırdım. Defne, ben sana kaç kere bir süre daha dershaneden eve arkadaş çağırma dedim. Ya ne yapayım anne, çağırmış bulundum bir kere. Çocuğum ya bir pot kırarsa? Ya babanın yanında eczacılık fakültesine değil de dershaneye gittiğinizi söylerse? Aman anne, söylemez. Gireriz bizim odaya, çıkmayız hiç. Babamın uğradı mı var sanki bizim odaya? Söyle bari. Anlat her şeyi, kıza da bilsin. Boş ver anne. Bilirse daha kötü. Espri yapacağım diye iyice pot kırar. İyi,
Hemen al götür odaya. Çok fazla konuşmasın babanın yanında. Şaşkın bir kız o. Gözüm tutmadı hiç. Hı, tamam anne, sen merak etme. Ben çıkıyorum anne. Aa, hani bugün sana izin vermişlerdi çocuğum? Evet ama ben gitmeye karar verdim. Belki de beni denemeye kalktılar. Tembelliğe meyilli miyim bakalım diye. Kızım sen her sabah buradan Silivri'ye kadar gidiyorsun. Hala tembellik konusunda seni sınıyorlar mı diyorsun yani? Ayol tembel insan buradan oraya gider mi o kadar yolu? Olsun anne, ben gideyim yine de. Bir daha ilk günlerden kaybetmeyeyim bulduğum işi. Aman kaybet, kaybet de evlen. Of Hasan ya, of ya, of. Ya öyle sokulur mu bu alet tornaya hiç? Ya, özür dilerim abi ya. Ya makinenin canını okuduk, en az 500-600 milyonluk hasar var. Ya, ya usta çiğ çiğ yiyecek şimdi beni ya. Ya ne kadar da mutluydu şu ofisi yaptık diye. Şimdi yine İspanyol boğalarına dönecek ya. E söylemesek Mustafa abi, e nasıl olsa dükkanda iş yok, anlamaz makinenin parça kırdığını. Ne zamana kadar söylemeyeceğiz? Sonsuza kadar. Ben sana bir şey söyleyeyim mi Hasan? Ne? Yarın senin helvanı yeriz kardeşim. Bana evlenmekten bahsetme anne. Daha çok gencim ben, vaktim var evlenmeye. Gençmiş, ay güleyim bari. Çocuğum senin yaşındakileri huzur evine kaldırıyorlar, haberin yok galiba. Sen evde kaldın. Uf, anne abartsaydın. Abartmaz anneler kızım. Tamam mı? Kızdırmayın beni. Aa, hoş geldiniz Müjgan teyze. Merhaba kızım. Müjgan, merhaba Şükran. Hoş geldin şekerim. İyi misin hoş sen? Buldum. Hiç iyi değilim Şükran. Hiç iyi değilim. Mahkemeye de az kaldı Mehmet Usta. Evet, birkaç saat sonra bıyıklı ve bekar bir erkek olacaksın. Bana yüzünü görmek istemiyorum diyeli 2 haftaya yakın oldu. Daha hiç görüşmedik. Ne o, özledin mi yoksa he? Yok yani, özlemek değil de hani 25 yıldır her gün beraberiz. Şimdi böyle ayrı kalınca... Alışkanlık tabii. Birdenbire hayatından çıkınca çok tuhaf oluyor. Olmaz mı canım tabii. Mahkemenize de saatler kaldı. Evet. Bundan sonra hayatımda Sinan olmayacak artık. Artık benim hayatımda Müjgan olmayacak. Belboylar, garsonlar, kat valeleri olacak. Olsun canım. Onun da iyi bir tarafı var. Hiç değilse bıyığına karışan yok. Haklısın. Kimse karışmıyor. Aslında biliyor musun, uzayınca pek de yakışmadığını fark ettim. Aslında düşünüyorum da uzayınca da yakışmıştır belki bıyık. Tabii tabii, çok yakışıklı olmuştur eminim. Şimdi o bekar, etrafında da bıyıktan hoşlanan bir yığın kadın vardır. Tabii, tabii. Hoşlananlar olacaktır tabii. Ama erkek için zaten çok hoş bir aksesuar bıyık. Aslında ben ilkellik falan diyorum ama Şükran... taşıyana göre değişiyor. Aslında bazısında da çok çağdaş duruyor. Sen üzerine alınma Mehmet Usta ama... bence bıyık tam bir ilkellik. Tabii canım, ben de öyle düşünüyorum. Ya benim şurada yerde bir ben var, onu kapatmak için uzatıyorum. Yoksa uzatmam ya. Bunca yıldır bıyıksızdım. Şimdi durup dururken nereden çıkardım ki bu bıyığı ben? Hani yakışsa neyse. Adam biraz da bıyıkla dolaşmak onun da hakkı tabii, değil mi? Tabii canım. Erkek milleti işte bıyığıyla sakalıyla oynaması olmaz. Yani biz makyaj yapıyoruz, kuaföre gidiyoruz, sürekli kendimizi değiştiriyoruz. Ama onlara hiç bu hakkı tanımıyoruz. Yani kadın milleti gibi ikide bir şeklimizi değiştirmenin ne alemi var ya? Doğru söylüyorsun ya. Yani şu iğrenç bıyığı bıraksan ne olur, bırakmasan ne olur ya? Haklısın Mehmet Usta. Yürü Sinan, yürü, yürü, yürü çabuk hadi. Hemen gidip kestirelim şunu ya. Yani bakmaya dayanamıyorum ya. Sen de dayanamıyorsun değil mi? İyi hadi gidelim şu berber Osman'a kestirelim bıyığı be. Hadi. Anladım abi, yetiştirmeye çalışacağız. İyi günler.
Birazdan babam gelecek, makinenin bozulduğunu anlayacak. Sen bu arada bol bol kelime-i şehadet getiriyorsun değil mi? Şahane söyleme Mustafa abi ya, sanki öldürecekmiş gibi. Oğlum var ya, babam gelince keşke Irak'ta canlı kalkan olsaydım daha iyi diyeceksin. Ay mahkemeye de bir saat kaldı. Ya hakim cübbesini giymiştir bile. Bence boğazını temizliyordur. Ah kapı. Aa, Mehmet, hayırdır? Hayır, hayır. Merhaba Müjgan Hanım. Merhaba Mehmet Bey. Sana ya, gel. Merhaba Şükrü. Hoş geldiniz. Merhaba Müjgan. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Ya sen? Ben de iyiyim. Allah iyilik versin. Mahkemeye de çok az kaldı. Evet, hakim cübbesini giymiştir bile. Bıyık yüzünden boşanacağımızı duyunca çok gülecek adam. Evet, herhalde ilk defa böyle bir davaya bakacaktır. Senin avukatın Müjgan Hanım'ın kocası bıyık bıraktı diyecek. Ama ortada delili olmayacak. Daha da gülecek hakim. Demek delilleri yok ettin. Evet, zaten bana pek yakışmıyordu o deliller. Yo, fena değillerdi aslında. Müjgan, gel vazgeçelim şu işten. Yıkmayalım yuvamızı. Haklısın, çocukça davranıyoruz değil mi? Sensiz bir 10 gün geçti. Ben 11.ye dayanamayacağım galiba. Sinan. İlk defa senden bu kadar uzun süre ayrı kalıyorum. Meğer sen benim bir parçammışsın. İnsan kaybedince anlıyor. Ya ben? Bu ayrılığın bana bir tek faydası oldu. Ayrıldığımız günden bu yana tam 4 kilo verdim. Eğer istersen bir 10 gün daha gideyim. Aa, saçmalama Sinan. Senden ayrı geçen bir 10 dakikaya bile dayanamam artık. Seni çok özledim. Ben de seni Sinan. Mustafa abi, ya ne diyorum biliyor musun? Acaba usta gelmeden ben gitsem kendimi intihar mı etsem, ha ne dersin? Çok akıllıca, gerçekten tebrik ederim yani. Evet evet, bence de akıllıca. Ben en iyisi gideyim köprüye, atayım kendimi aşağıya. Hakkı neler et Mustafa abi. Çok böyle acı tatlı şeyler paylaştık seninle. Şimdi Mustafa abi, yarın sabah Üsküdar'a gel, tamam mı? Nasıl olsa sabaha kadar sahile vurmuş olurum ben. Hadi hakkı neler et. Ya dur Hasan, saçmalama oğlum. Ne haber çocuklar? İyidir baba, geciktim biraz. Sinan abinizle beraberdim. Siz niye buradasınız? Niye çalışmıyorsunuz? Siz tembellik yapasınız, keyif çatasınız diye mi temizlettik burayı biz? Mustafa abi hadi gel içeri, biz çalışalım. Bak, kaportacı Tahsin'in yolladığı iş hala duruyor orada. Hadi gidin çalıştırın makineyi, hadi. Hadi, hadi. Çalıştıralım baba. Anne, verelim şu parayı da kurtulalım artık. Ya hapse girmesinden vazgeçtim, sürekli peşimde duygu sömürüsü yapıyor. Yapar tabii. O kadar çok müsaade ettin ki seni sömürmesine, sonunda alışkanlık yaptı tabii onda. Dün gece geç vakit evden çıktı gitti. Polisler peşimde yakalamasın dedi. Babam hapse mi girecek anne? Bilmiyorum kızım. Neyse, konuşma çocuğun yanında böyle şeyleri. Babam hapse girerse psikolojim bozulur benim ya. Korkma kızım, korkma. Baban hapse girmeyecek. Merhaba Hülya. Kadir. Kadir ya. Sana yakalanacağımı söylemiştim değil mi? Söylemiştim. Al işte bak, yakalandım. Polisler aşağıda beni bekliyor. Sizinle vedalaşmam için 1-2 dakika izin verdiler.
ya. Ah, sahiden kelepçelemişler. Siz şaka yapıyordum zannediyordunuz herhalde anneciğim. Baba ne olur hapse gitme. Ah canım kızım benim, minik kuşum. Bu benim tercihim değil ki yavrum. Bu annenle anneannenin tercihi. Aa, üstüme iyilik sağlık. Ama onlar da haklı bebeğim. Şimdi kara yün için biriktirdikleri paradan 500 milyoncuk, bilemedin 600 milyon, hadi hadi bilemedin 750 milyonu niye çıkarıp versinler ki bana? Kadir sen ciddi misin? Yani gerçekten yakalandın mı? Buna kelepçe diyorlar Hulya, kelepçe. Ama sen dul kaldım, yavrum yetim kaldı da diyebilirsin. Artık 30 sene sonra görüşürüz Hulya. Bu arada kızımız, minik kuşumuz, güvercinimiz, cerenimiz büyümüş olur. Belki dünya evine girer, hatta çocukları olur. Ama sakın ben tahliye olurken torunlarımı getirme. Onlara dayanamam, yüreğim parçalanır. Ve onların ufacık bir meblağ yüzünden hapislerde çürümüş dedelerini görmelerini istemiyorum. Mustafa, Hasan! Buyur baba. Neden çalışmıyorsunuz? Oturuyor musunuz yoksa içeride? Yok, çalışıyoruz baba. Niye gelmiyor bu makinenin sesi o zaman? Gelmiyor mu? Gelmiyor efendim. Şey usta, makineyi ben yeni yağlamıştım. O yüzden sessiz çalışıyor, değil mi abi? Ya ondan öyle çalışıyor. Bir sürü yağ döktü Hasan makineye. Ulan bana bakın, o makineyi yağa batırıp çıkarsanız yine de sessiz çalışmaz. Bir şey mi yaptınız? Vallahi usta hiçbir şey yapmadık ya. Ulan kesin bir şey yaptınız ya, kesin şu suratlara bak, biz mutlaka bir nane yedik diyor. Gelin lan benimle. Allah rahmet eylesin. Artık bir şans yok mu Kadir? Yani parayı bulsak falan bırakmazlar mı? Var tabii. Ama neyse. Hoşça kal. Ha, arada sırada temiz çamaşır ve çorap getirirseniz çok sevinirim. Parasıyla tabii. Anneciğim bak hala şansı varmış, ne olur. Anneanne kıyma babama. Ama çocuğum dedeniz yani esasında o para... Elveda. Dur canım, aman iyi dur bekle. Üf, görüyor musun şimdi şu başıma geleni benim, aman aman. Bizim bekçi Cevdet'in kelepçeler de bayağı işe yaradı. Ah Kadira, nedir senden bu çektiğimiz? Al bari, öde borcunu. Yok yok yok, kabul edemem anneciğim, ısrar etmeyin. Aman saçmalama, al canım, al. Peki, madem o kadar ısrar ettiniz ben alayım. Ama bak hemen ödeyeceksin, babanız duymadan bu mesele kapanacak. Duymaz anneciğim, duymaz. Duymaz anneciğim, nereden duyacak? Dua edin de şu 750 milyona sen ödemeden bir ihtiyaç çıkmasın. Çıkmaz anneciğim, çıkamaz. Ulan ben şimdi seni o makine gibi parçalamaz mıyım lan? Ha? Bu kulağının parçasını kırmaz mıyım lan ben senin? Lan nereden baksan 500-600 milyon masraf açmışsın bana ya. Vallahi istemeden oldu usta ya. Yok yok, bir de isteyerek olsaydı. Annemden alır yaptırırız baba, hemen yarın. Anandan almasını biz de biliyoruz ama biz o paralar başımıza bir iş gelir diye orada biriktiriyoruz. Fakat sayenizde yerinde durduğu yok ki. Ya hadi gidin, gözüm görmesin, hadi yürü, 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 yürü. Hasan bugün makineyi bozdu, babam acayip sinirlendi. Aa, ne yani, şimdi makine bozuk mu? Bozuk ama yarın yaptıracağız. Aman çocuğum yaptırın, zaten azıcık bir para kazanıyoruz. Yaptıracağız da olan senin yine yastık altına olacak. Nasıl benim yastık altıma? Neyle yapılacak sanıyorsun makine? Çocuğum bende para filan, bende para filan yok. Eniştene verdim, bir daha hafta ödeyecek. Eyvah, sana da geçmiş olsun anne o zaman. Saçmalama canım.
Babam benden para istemez. Dokunmaz o bizim birikimimize. Ya başka yerden bulur. Şükran. Efendim. Şu bizim kenardaki paradan bir 500 milyon versene bana. Hangi kenardaki paradan? Ya kaç tane kenardaki paramız var bizim? Kaç tane var? Şükran, iyi misin sen? İyiyim Mehmetciğim, çok iyiyim. Sen nasılsın? Bana bak. Harcandı mı yoksa para? Yok canım, senden habersiz. Harcar mıyım ben paramızı? Bana bak Şükran, damada mı verdin yoksa parayı? Aman Mehmet, ben hiç damada para verir miyim? Ha? Hem sen niye istiyorsun bakayım parayı? Makineyi bozmuş eşek sıpaları, onu yaptıracağım. Aman Mehmet, ben de bir şey var zannettim. Ne acelesi var canım, haftaya yaptırırsın. Değil mi çocuğum? Tabii anne, ne acelesi var, haftaya yapılıversin. Ne yani, şimdi bir hafta boş boş oturalım mı dükkanda? Tabii canım. Oturun biraz dinlenin, ne bu böyle çalışmak çalışmak çalışmak. Zaten çok çalışmak mutluluğun en büyük düşmanı, biliyor musun? Depresyon, stres hep bu yüzden insanların başına geliyor. Annem doğru söylüyor baba, dinlenelim biraz yoksa toptan depresyona gireceğiz vallahi. Sus sen, sus, karışma. Şükran, hadi ver şu parayı. Vereceğim tabii, haftaya vereceğim. Hadi niye haftaya veriyorsun? Şey için Mehmetciğim, yani ben bankaya yatırdım parayı, haftalık repoya. Sen repoya para yatırdın? Evet, niye şaşırdın? Ya kadın, sen kim, repo kim? Sen ne anlarsın repodan? Teessüf ederim Mehmet. Ne yani, ben cahil bir insan mıyım? Evet baba, annem artık bütün gün ekonomi haberleri izliyor. Öyle uygun görmüş. Ters repo da yapan ne, şu sıralar çok kazançlı. Evet, ters repo değil mi? Evet, onu düşünüyorum. Ha şey, ondan sonra da ben hazine bonosu ihalesine katılacağım. Hiçbir şeye katılmıyorsun efendim. Yarın parayı çekiyorsun, veriyorsun. Yarın veriyorum, vereceğim de. Banka verirse. Vallahi vermeyebilir. Bir haftalığına bağladıysan çok zor. Bal gibi de verir efendim. Para bizim değil mi? İster çekeriz, ister iteriz. Hadi hadi, yemek yemiyor muyuz? Karnım acıktı. Tabii tabii, ben sofrayı hazırlıyordum zaten. Ama kızlar gelecek, onları bekliyoruz. Nerede kaldı bu kızlar ya? Saat kaç oldu? Bana bakın, şu İpek'le konuşun, bıraksın işi. Saat kaç oldu, daha yok ortalıkta hanımefendi. Allah Allah, sanki niye geciktiğini bilmiyor. Ayol, bilmiyor musun? Çocukcağız ta Silivri'lerden geliyor. Ya işe gitmesin diye uzakta iş bulduk. Hanımefendi daha hala direniyor çalışacağım diye. Sen bilmiyorsun değil mi kızının ne kadar inatçı olduğunu? O inatçı olmasa zaten evlenirdi şimdiye kadar. İyi akşamlar. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Afiyet olsun. Ne oldu çocuğum? Kötü bir şey mi oldu? Evet anne, istifa ettim. Oh be, çok şükür. Ne bakıyorsunuz? Her gün çekilir mi o yol? Ya başına bir şey gelseydi? Asıl tehlike yollarda değil, iş yerindeymiş baba. Ne, iş yerinde mi? Biri taciz mi etti yoksa? Kim, adını söyle, nerede bu iş yeri? Hayır Mustafa, taciz falan yok, oturur musun lütfen? Ay ne oldu kızım, anlatsana. Bugün bana izin vermişlerdi ya anne. Ay sonu vergi hesapları yapılıyormuş bugün. Ben de yeni olduğundan görmeyeyim istemiş patron. Neyi görmeyecekmişsin? Patronun vergi kaçırdığını. Ben olayı görünce olur böyle şeyler, herkes yapıyor, gayet normal dedi. Vergi kaçırmanın nesi normal ayol? Eğer çalışmaya devam etseydim ben de dolaylı yoldan vergi kaçakçısı olacaktım. Bütün kayıtlarda benim de imzam olacaktı. Bir yakalansaydınız aynen hapisteydim vallahi. Peki Vedat amcan, onun haberi yok muymuş bu vergi kaçakçılığından? Ben arayıp sorana kadar yoktu. Şimdi o da istifa etmeyi düşünüyor. Aferin kızım. Helal para kazanılmayan bir yerde ne işin var senin? Çok iyi yapmışsın kızım. Yani böyle şeylere göz yumarsak asla gelişmiş bir ülke olamayız. Yarın açıp ihbar edelim. Edelim vallahi. Ya ben ne kadar bahtsız bir insanım ya. Hiç doğru dürüst bir işim olmayacak mı benim? Hay Allah yarabbim, şu kıza ben bir bakayım canım. Gel Demirhacığım, gel. Merhaba millet. Kızım neredesin sen? Ders uzadı, o yüzden geciktik baba. Bu okuldan arkadaşım Derya. Merhaba.
Hoş geldin kızım. İyi hadi geçin sofraya da oturun bir şeyler yiyin hadi. Yok baba, biz geçelim hemen odaya. Tamam geçersiniz canım. Sofra kalkmadan bir şeyler yiyin. Aç değiliz baba, biz yedik dışarıda. Aa, ne zaman yedik Defne? Vallahi benim karnım çok aç. Ne var yemekte? Al canım çayını. Beni de terk edin. Her sorun değil. Gerçekten. Şu şekeri de uzatsan orada. Tamam. Evet, ya dinle, ya dinle. Beni dinleyip durdun burada. Ve bu Derya, hadi edelim. Biz geçelim artık odaya. Dur ya, bir çayımızı, kekimizi bitirelim. Sen de mi eczacılık okuyorsun kızım ha? Yoksa başka bir fakülte mi? Ben dershanedenim Mehmet amca. Defne ile aynı dershanedeyiz. Dershane mi? Siz ona üniversiteye hazırlık fakültesi de diyebilirsiniz tabii. Biz Defne ile öyle diyoruz da. Nasıl yani? Anlamadım. Bunda anlamayacak bir şey yok ki baba. Espri yapıyor Derya. Aha, çok esprili bir arkadaşım varmış Defneciğim. Çok komik değil mi Mustafa? Tabii ben bayıldım bu espriye ya. Bu üniversitelerin hepsi böyle. Çok neşeli, çok esprili insanlar. Bu eczacılık olayı nedir ya? Kim gidiyor eczacılık fakültesine? Ha? Siz mi Şükran teyze? Ay vallahi çok komik bu kız. Çocuklar ama siz yani burada çok oyalandınız. Hadi odanıza gidin bakayım, derslerinizi çalışın. Bir dakika, bir dakika. Sohbet ediyoruz. Sen şimdi dershaneye gidiyorsun öyle mi? Evet. Defne de senin dershaneden arkadaşın öyle mi? Evet. Arkadaşıydım. Yani eskiden. Ya eskiden yani. Hayır ben de ne oluyor dedim yani. Demek sen kazanamadın ha Derya. Üzülme canım, kısmet işte. Bu sene kazanırsın artık. Tabii çocuğum, üzülme. Senin suçun değil ki. Evet, çok zor oluyor sınavda sorular. Defne de bayağı zorlanmıştı. Ya evet. Hadi Derya'cığım gel biz içeri geçelim. Nasıl yani? Sen şimdi eczacılık fakültesinde mi okuyorsun? Ay evet Derya, hadi içeri geçelim. O zaman niye her gün dershaneye geliyorsun, derslere geliyorsun? Ne demek oluyor şimdi bu? Yoksa... Vay, çok iyi ya. Neden bana söylemedin? Demek baban seni şey sanıyor ha? Hadi kızım, hadi içeri. Yürü Derya. Ne demek istedi şimdi bu kız? Nasıl ne demek istedi? Defne niye her gün dershaneye gidiyor? Dershaneye mi gidiyor? Yok canım. Defne her gün okula gidiyor. Ne alakası var? Bu kız öyle demiyor ama. Çünkü... O kız biraz üşütük baba. Nasıl üşütük? Üniversite sınavını kazanamayınca psikolojisi bozulmuş kızın. Hele bir de Defne'nin eczacılık fakültesini kazandığını öğrenince iyice oynatmış kafayı. Ya... İşte Defne de sırf arkadaşı delirmesin diye girdi bir oyunun içine. Her gün dershaneye gidiyor onunla beraber. Sanki kendisi de kazanamamış gibi. Demek arkadaşına destek oluyordu Defne. Benim de haberim yoktu vallahi. Bravo Defne'ye. Ya Defne sayesinde yine biraz iyi. Beraber dershaneye gidiyorlar sanıyor da yatışıyor kızcağız. Yani şimdi Defne oyun mu yapıyor? Ay tabii, oyun yapıyor. Sen az daha bozuyordun oyunu. Ama senin kabahatin yok canım. Biz sana söylemedik ki durumu. Ah, çok zor çok. İnşallah o da kazanır Defne. Canım olur mu öyle şey? Defne'nin okulu var. Yani sırf arkadaşı üzülmesin diye her gün dershaneye gidilir mi? Ama ne yapsın? Bizim kızımızın yüreği altın gibi. Üzülüyor arkadaşının durumuna tabii. Vah benim güzel kızım vah. Yani şimdi fakültede onca dersin arasında bir de her gün dershaneye uğruyor ya. Aman babacığım, kız gelirse hiçbir şey çaktırma olur mu? Bırak her şey onun bilmek istediği gibi olsun. Tabii çaktırmayalım sakın. Tamam canım, tamam. Çaktırmayız. Niye daha önce söylemedin ki Defne? Bilseydim ben de katılırdım oyuna.
Ay ne bileyim, babamın bu kadar çok soru soracağını tahmin etmiyordum. Neyse, artık devam ettirmeniz gereken başka bir oyun var, unutmayın. Evet, artık babam gerçeği oyun sanıyor. Evet, artık oyun bitti. Yaşasın yeni oyun. Hadi hadi çıkalım, hadi. Hadi çıkalım. Biz çıkıyoruz babacığım. Heh, bu sene ikinize de çok güveniyorum. Mutlaka kazanacaksınız, hiç sıkmayın canınızı. Yalnız Defne kazanırsa, ben kazanamazsam çıldırırım. Hatta deliririm. Olur mu canım öyle şey? Sen kazanamazsan ben de kazanmam, değil mi baba? Tabii canım, tabii ya. Arkadaşını yalnız bırakma. O kazanınca kazanırsın sen de. Evet. Hadi hoşça kal baba. Hadi güle güle. Hoşça kal Mehmet amca. Güle güle kızım, güle güle. Güle güle. Yazık. Merhaba Mustafa. Merhaba. Geldim. Hoş geldin Pelin. Gözün aydın Pelin. Annenle babam barışmışlar. Evet, iyi ki barıştılar. Yoksa ağlamaktan gözleri futbol topu gibi olacaktı. Belli belli şişmişler. Ya yapma ya. Çok mu belli oluyor? Yok, yakışmış ama güzel olmuş. Ya İpekciğim, ben sana bir şey sormaya geldim aslında. Hayırdır? Ya tango bilen bir tanıdığınız var mı? Aa, tango bu neden? Ya bir sanat vakfına üyeyim ben. Onların da tango yarışması var. Ben de yarışmaya katılacaktım. Partnerim ayağını kırmış. Aman çok geçmiş olsun. Kaç yerinden kırdı ayağını acaba? Onu bilmiyorum ama şu anda tango yapamıyor. Şükran. Efendim canım. Şükran, akşama bekliyorum parayı. Ne parası canım? Ya sende hafıza kaybı mı var? Ne parası olacak? Makineyi yaptıracağım. O para, evet evet. Ben bankadan çekerim, akşama hazır olur para. O yarışmaya katılmayı çok istiyorum. Bir partner bulmam lazım ama bulamadım. Yarışmaya da 3 gün kaldı. Üzülme Pelin, çok doğru bir yere geldin. Nasıl? Partnerin hazır bile. Kim? Mustafa. Ne? Ne? Mustafa lisedeyken tango dersleri almıştı. Değil mi Mustafa? Öyle, öyle almıştım, evet almıştım. Yani sen? Evet, çok iyi tango bilir. Ama bayağı bir ara verdim tabii. Ama hemen hatırlayacağından eminim. O zaman birlikte katılabiliriz. Ya, tabii sen de istersen. Ama ben tövbeliyim tangoya. Değilsin. Öyleyim. Ya hadi Mustafa, madem o kadar iyisin, kazanabiliriz lütfen. İyi, peki katılalım bari. Ay çok sağ ol Mustafa. Ben şimdi hemen çıkayım. Yarın çalışmalara başlarız seninle, tamam mı Mustafa? Tamam. Ay harika, kesin kazanacağız. Çok sağ ol. Hoşça kal. Bay bay Mustafa. Dikkat et. Ya İpek, sen ne yapıyorsun? Ay daha 3 gün varmış Mustafa, öğrenebilirsin. Peki kolay bir dans mı bu? Ay kolay kolay. Hem seven insan her şeyi yapar. Buyur Mustafa abi. Getir. Afiyet olsun. Sağ ol. Ya Mustafa abi, ya benim bildiğim kadarıyla tango dünyanın en zor dansıymış. Yapma ya, emin misin? Vallahi ben öyle duydum. Yaktın beni pek ya, yaktın. Ben 3 günde nasıl öğreneceğim bu tangoyu? Vallahi benim bildiğim tangodan zor bir tek dans var, o da su balesi abi. Oğlum sinir etme adamı ya, öğrenirsin de biraz moral ver. Çok zor, çok zor abi. Ya kitabı falan var mıdır acaba bu tangonun? Hürmetler anneciğim, nedir beni böyle acilen çağırdığınız durum? Çocuğum, sana verdiğim parayı hemen bana iade etmen gerekiyor. Fakat anneciğim, ben onu size haftaya geri iade edeceğim. Olmaz. Babam bu akşam mutlaka istiyor parayı canım. Ya parayı getirsin ya söylerim seni paralar valla. Beni de paralayacak arada. Peki madem öyle, ben akşama size 2 katıyla onu geri iade etsem anneciğim. 2 katıyla mı? Nasıl olacak o iş öyle? Pardon anneciğim. Alo? Alo? Yatırdın mı kuponu? Tamam. Bana bak, bütün parayı senin o söylediğin sürpriz ata oynadım, tamam mı? Eğer o at gelmezse sakın gözüme gözükme oğlum. Ya akşama para lazım. Hem kayınvaliden aldığım borcu ödeyeceğim, hem çeki ödeyeceğim. Tamam, kayınvaliden aldığım parayı boş ver, onu ödemesek de olur da... çeki yatıramazsam haciz gelecek, ne haber? Hadi gözünü seveyim Servet Usta, şu işi hallediver.
Ben akşam hanımdan alacağım parayı. Yarın parayı getirir, makineyi alırım. Tamam mı? Hadi ustacığım, hadi. İyi günler, kolay gelsin. Sağ ol, sağ ol. Hadi, hoşça kal. Hadi oğlum, hadi aslanım. Bu ayak tutarsa gerisi kapalı zaten. Hadi koçum. Atak yapıyor, geliyor, Reynolds'u yakalamaya çalışıyor. Hobbit Selman... Böylesi bir durumda bankalar... Çocuğum, sen böyle oturarak mı ödeyeceksin parayı? Ama anneciğim, daha akşama çok var. Oğlum, neredeyse baban gelecek. Tamam, siz merak etmeyin, bir yerden haber bekliyorum. İçinizi şey tutun, ferah tutun anneciğim. Yarışı kaçırdık be Valide Hanım. İnşallah Sertan gelmiştir. Seferihisar'da Misar'dan lider. Seferihisar'da geliyor koşuyor. Misar'dan kazanıyor. Seferihisar'da ikinci. Hüysar üçüncü. Şimdi hafıyı tuttuk işte. Buyurun. Merhaba enişte. Merhaba kayınço. Bu beyler seni soruyor ama. Kadir Bey. Evet, buyurun, benim. Haciz için gelmiştik. Haciz için mi? Nasıl yani, anlamadım. Nasıl haciz? Bildiğiniz haciz. Kadir Bey'in iş adresi burası gözüküyor ama pek iş yeri gibi değil burası. Olsun, yasal adres burası. Faiziyle birlikte 800 milyon liralık icra kararı var. 800 milyonluk eşya götüreceğiz demeyin sakın. Biz demiyoruz efendim, mahkeme kararı diyor. Vallahi benim evimden hiçbir eşya alamazsınız. Alırız. Damat, söylesene bir şey. Parayı ödedim falan desene. Siz görevinizi yapın memur bey. Evet. Televizyonla başlayalım mesela. Ay, ay öldüreceğim şu damadı, onu çiğ çiğ yiyeceğim. Nereye yiyorsun anne? Çoktan kaçtı gitti enişten. Ay, babam da neredeyse gelir. Bence yurt dışına kaçmak için hala zamanımız var. Yurt dışında da bulur yakalar bizi. Evet, en iyisi Karacaahmet'e gitmek. Babama iki iş birden olmasın. Aklıma hiçbir yalan gelmiyor çocuklar. Daha ne kadar açmayabiliriz ki? Hoş geldin Mehmetciğim. Ya neredesiniz? İki saattir kapıyı çalıyoruz. Herkes de salonda... De. Salonda olmayan bazı şeyler var. Ne gibi? Televizyon gibi. Koltuklar gibi. Aha, koltukları tamire gönderdiğimiz gün. Televizyonun da aniden bozulması ne tuhaf değil mi çocuklar? Olabilir anne, tesadüf işte. Ya, koltukları göndereceğimiz belliydi de televizyon gerçekten sürpriz oldu. Biz koltukları tamire mi gönderecektik? Evet baba, süngerleri falan... Niye benim haberim yok peki? Aman Mehmet, yani sen de her şeyden haberim olsun istiyorsun. Şu ev için senden habersiz hiçbir şey yapamayacak mıyız biz? Televizyonun nesi vardı? Tüpü patladı baba. Neyse canım, biz de birkaç gün seyretmeyi veririz. Hem insan oturunca başına esir oluyor. Daha iyi sohbet ederiz. Bana bakın. Neler oldu bu evde? Eşyalar nerede? Söyledim ya Mehmet. Bırak şimdi, bırak! Nerede eşyalar? Çabuk söyleyin! Eve... Haciz geldi baba. Ben biliyordum bir saçmalık olduğunu. Neden geldi Haciz? Eniştem yüzünden baba. Yani iş yeri adresi olarak bizim evi göstermiş.
Verseydiniz bizim birikmiş paradan eşyaları niye gönderiyorsunuz? Verdik zaten ama. Ama ne? Borcunu ödeyeceğini at yarışına yatırmış. Yani para bankada değil Kadir'deydi zaten. Evet. Ya siz beni delirtecek misiniz? Ya siz beni öldürecek misiniz ya? Sakin ol bak tansiyonunuz var Mehmet. Ya siz ne biçim insanlarsınız ya? Sakin ol. Ya siz benim arkamdan bir iş çevirmeden duramaz mısınız? Ya gel neden? Neden ya? Bu evde bana neden bir şey söylenmiyor ya? Neden her şeyi en son ben duyuyorum? Benim başım tel mi? Ben aptal mıyım? Salak mıyım ben sizi? Ben bu evde iskele babası mıyım ya? Neyim ben bu evde? Söyle bakayım neyim ben? Neyim sen? Bak fena oldu. Ben sana demiştim fena oldu. Sizin yüzünden oluyor. İstemiyorum yardımınızı vardımınızı. Çekilin. Çekilin. Ben kendime bakarım. Tutmayın beni. Yer saçlarım lüle lüle. Hadi hadi. Yer saçlarım lüle lüle yar ya. Benziyor Müjgan, Şükran. Oh, çok şükür. Çok şükür. Oh, çok şükür. Ali, aa! Ne gidiyor? Ben yok. Hazır. Sen beğendiremedik yani. Evet. Sen dur, o gülsün. Hep beraber dinlenelim yoksa toptan depresyona gireceğiz oğlum. Tamam. Ne doğru?